Evet efendim, sıfat-ı eşkülüm de bir çıksın. Bayağıdır görünmüyorum. Böyle videolar çekmiyordum. Vallahi kendi işlerime artık çok fazla vakit ayırıyorum. Sevilay. Beni çekmiyor mu diyor? Sevilay evet, hep kendini çekiyor. Evet Sevilay'ın. Milleti bıktırdı kendinden artık çeke çeke. Atayım mı? Atayım mı sana topu? İşte böyle tuhaf tuhaf hareketler. Baba. Tehditkar, şantaj. Ne o? Dünyanın en korkunç sahasını göstereceğim. Bir şeyler aklıma gelmiyor. Bir şeyler yapıyor bana ama. Ha. Hani atli dilde yapılan. Ha. Darp. Darp yapıyor. Evet, darp ediyor. Ben buradan korktum ben. Ürktüm buradan. He? Ürktüm. Baksana evet, baba. Evet böyle bir. Gidelim ya. Yani ne sen? Her sefer gibi değil mi? Yok canım, burası güvenlikli baba, bir yer. Gel şuraya bak sen. Sen şuraya ben bak. Ben varım ya. Sen güvenlik misin? Sen kimsin? Ya ben? Ne var orada oğlum? Neyi gösteriyorsun? Karan buraya bak, şuraya bak. Park orası, park. Tamam, orada şeylerle. Sen Milli Savunma Bakanı mısın? Orada zombilerle oynuyorsun. Tabii. Aa, ben oynayabilir miyim ona? Bak suya basma, benim göğsü nasıl girdi suya bak. Bayağıdan beridir artık hiç ne videolara yüklemesiyle uğraşıyorum, ne yorumlarına ilgileniyorum, ne bir şeyler yapıyorum. Hiçbir bilgim yok. Bazen dikkatimi çeken videolar oluyor, ben bakıyorum. Beğeniyor musun kendi, videolarımı? Kendim bakıyorum, bakıyorum Göktuğ Gürel kanalında ne var ne yok diyorum. Beğeniyor musun? Açıyorum, ne yüklemiş diyorum. Geçsin mi? Beğeniyor musun peki? He? Beğeniyor. He, yani yok, bu aralar beğenmiyorum. Niye? Böyle beni çok çok övdüğüm videolar istiyorum böyle. Kocam da kocam, aman kocam, aslan kocam. Kocam olmasa ne yapacağım? Kocamsız nefes alamam. Kocam iki var, yoksa öldürdüm. Yoksa ben yaşayamam. Allah'ım kocamı eksik etme. Amin. Böyle olan videolar olunca seviyorum ama öyle. Nerede? Belki var içinde, izlemedim. Ya işte. Belki var. Kocamla da... İyi değiliz ya. Kocamla da kavga ediyor. Ne yapıyor? Kavga ediyor. Kocam, kocam beni dövüyor. Kocam bana yumruk atıyor. Yumruk atma. Sen 3 milyar 750 milyon milyar. Sen bu parayı sen nerede yedin? Nerede yedin paraları? Söyle. Öyle işte, yani sizin gibi seyirci nerede olarak takılıyorum efendim. Söyle. Sevilay sizinle çok mutlu. Söyle. Sizin yorumlarınızla çok mutlu efendim. Boğazında kalsın. Evet, bol bol Sevilay'ı izleyin. Ona destek verin. Size emanet. Ben gidiyorum. Demiş gibi oldu. Ama değil tabii, sizin de mutlu. Sizin yorumlarınızla mutlu. Tabii. Ondan sonra daha çok kazansın. Para kazanınca da mutlu oluyor. Kendi ama şöyle mutlu oluyor, kendi kazandığı, kendinin olduğu bir para olduğu için bir özgüven oluyor. Bazen bu özgüven çok özgüvenli oluyor. Bana böyle şey olacak kadar bir özgüvenli oluyor. Ondan sonra masrafların hiçbirini yakından geçmeyeceği gibi olduğu için o özgüven aşağıya iniyor hiç yaklaşmadığından. Şunu isterdim, bunu hep söyledim, biraz yukarıdan çekersen sevinirim. Şunu hep isterdim, keşke buradan çok çok paralar kazansaydım. Beni çalıştırmasa. Hayır canım, sen çalışmayarak. Ama var ya, neler yapar bunu bana, Allah düşürmesin. Bu var ya, yani bana para kazansa biraz, getirse. Eve yardım etmek isterdim. Mesela mutfak masrafını tamamıyla ümitim üzerinden almak isterdim. Ya da sadece kirayı ödemek isterdim. Oo, yandık. Aman mutfağa da ben ama... bakıyorum da, sen ne ediyorsun da, sen niye oturuyorsun da. Hep ben ama mi bakacağım da. Vermişim. Yok be, bak kazanıyor da kendi yiyor. Ben bir şey gördüm yok. Gerçekten görme ki Ümit de borca giriyor. Ama en azından özgüveni iyi oluyor. Mesela diyorum ki bu ay bana diyorum 5 bin yapmış, 6 bin yap mesela. Az üzerini kat da diyorum, az bir şey alayım diyorum mesela. Öyle genelde. Durum böyle efendim. Biz bu konuya nereden geldik buraya? Ben burada dertleşiyordum, sen girdin araya. Sen yani bir arkamdan konuşur gibi mi geliyor orada bana sanki? Niye? Benim arkamdan mı konuşuyorsun? Senin arkandan yok, ne konuşacağım ben ya? Ben biliyorsun ki Dobra'yım aşağı yani. Aşağı geç Göktuğ, bir top vuracağım. Topa vurmama gerek yok. Top gider ki zaten kendisi, yokuş aşağı zaten. Dur dur, ben hem tutar hem vururum. Hani? Beni çek. Nereye?
tarafa doğru vur. Ha, millet diyecek ki koca kadına buraya. Zaten top yuvarlanıyor, vurmama gerek yok ki. Yokuşta olacak iş değilmiş bu. İşte ben de böyle efendim, ne yapacaksınız işte. Bunlarla böyle yaşamaya çalışıyorum. Bunlar böyle birbirine top atıyor, bir şeyler yapıyor. Zorla aramızda katılmış gibi. Ya tamamıyla senin fikrini, biz sana dahil olduk. Efendim ne yapayım? Yani şey yapamıyorum, mutlu edemiyorum bir türlü, yetinemiyorum herhalde. Ben sabah akşam çalışıyorum, akşamları da... Böyle bir şey olduğu nereden çıktı? Bunları... Yetinemediğim. Telefonumu arıyorum. Eğlendiriyorum. Fark ettin mi? Yok. Var bende. Yani akşamına da eğlendirmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Akşama kadar ya, yalan parasını ya. Kazanmaya çalışıyorum. Akşam bir de eğlendirmeye çalışıyorum. Bindirdin bizi. Gece uyutmaya çalışacağım. Mı? Sabah uyandırmaya çalışacağım herhalde. Ben boyuna... Anne, babamla topun mizansı ne kadardı biliyor musun? Şu kadardı. Lan hiç yok da diyen yok. Ha. Şaka yapıyorum. Ha. Öyle bir şey de yok da. Biraz kızdırmak istiyorum Sevilay'ı ama... Niye kızayım? Doğru söylüyorum. Evet, kocam diyorsa doğru demiş. He. İyi, kıvama gelmiş. Demek ki YouTube'dan çok para yatmamış. Sen niye bu YouTube'dan para yatacak, yatarsa ne olacak? He? İlk beni atarsın herhalde evden. Niye? Öyle giderdim. Burası da çok karanlık ama. Evet, karanlık değilmiş. Gel iyidir, iyi. Şunu alıp da bizim Mosi yazıcıya götürelim mi? Evet, bir tane boş bir yer bulduk da oturak. Ne diyorlardı bunların adı ne? Hani çamurla dikkat et. Hani? Neresi? Burası. Çamur mu var? Bak burada. Hey, oturma o zaman oraya. Buraya oturma ya. Benim burası temiz, temiz. Temiz, oraya bak. Ya üstümü çıkaracağım zaten. Kamelya mı? Kamelya. Çünkü akşama kadar çalıştığım terlerim duruyor zaten daha üzerimde. Palmiye ağaçtı. Kamelya bu. Evet. Sırf yavrularım mutlu olsun diye işte. Ne yapayım uşaklarım? Uşacıklarım. Sen acıtasyon mu yapıyorsun? Uşacıklarım mutlu olsun. Ne yapayım? Gezmeye götürdüm diye. Abi, ne yapayım yavrum, ne yapayım? Ne yapayım işte, elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum. Dizlerim falan dermanı yok artık da. Bu elimden geldiği kadar yavrum. İnanmayın. Yavrum, gezme olsun da benden ben bunlara... önce gidiyor. Arabaya benden önce oturuyor. Ben bunlara bakmak için neler çektim, neler yaşadım. Olsun, canları sağ olsun da. Dizleri gülsün, benim gibi olmasınlar. Sen ne oldu bu arada? İyi misin? Ne oldu? İyi, hiçbir şey olmadı ya. Biraz öyle şey yapmak istedim. Dertlendin mi? Ne? Ben gökte topa vuruyor. Tek kaldım ben burada. Hep çoluk çocuk bunlar. Bunlar üçü bir, dördü bir takım olmuş. Böyle. Bunlar kendi tayfa. Birbirlerini nasıl tutuyorlar bunlar hepsi? Ne olacak? Ne bekliyordun? He? Ne bekliyordun? Ya ben bir şey diyemiyorum. Ben tek tabanca, tek geldim, tek giderim. Yani? Çalışmaya. Sen çalışmak için gelmişsin. Ben mi? Ben çalışacağım tabii canım. Bak Gökte şimdi geri dönüp topa vuruyor. Kızlar kaçıyor, Gökte gol atıyor. Kızlar top oynayamıyor ya. Hadi voleybol. Gökte biraz voleybol oyna, tamam, futbol yeter. Gündüz akşama kadar bilgisayar oynuyorlar. Dışarı çıkın diyorum, çıkmıyorlar. Ya ben onu diyecektim. Çıkmıyorlar, kendileri mi çıkmıyor? Kendileri çıkmıyor tabii. Ben ne yapayım onları evde? Onların evde olması demek her bir tanesi 10 tane bardak kullanıyor demek. 10-20 otur. Onlar da bir seneden beri okula gitti geldi. Doğru. Oy oy yavrularım benim. Mendil açımımız. Onlar da yoruldular, gittiler geri sabahların körlerinde. Ben de götürdüm, ben de yoruldum. Yağmurun da şimdi. Sen geldin gene yattın uyudun. Uyurum tabii. Yemek yaptım onlar da okuldan gelip dinlenirken. Bu nedir ya? Ya çocuğu biz yediriyoruz şişmanlasın diye yani. Çok büyük. O su zayıflatır ki su içmek çok. O kadar içmiyor be. He. Onu taşımayı seviyor elimde. Allah Allah. Moda bak, galiba. Ha şey ya bu. Neydi bu? Motive bidonu. Şeyi. Bunu artık neyse. İstanbul boş. İstanbul yollarda da boş. Bakıyorum. Herkes artık hasat zamanı. Hasat zamanı ne? Ağustos değil mi hasat zamanı? Artık herkes gidiyor da yavaş yavaş hep kocalarını bırakıp eşler gidiyor.
sezonu bu şu anda. Herkes gidiyor. Karadeniz tarafı çay. Çayın zaten üçüncü zamanı gelmiştir. Üç şey toplanıyor ya. Karadeniz daha fındık başlayacak. Malatya o taraflar şey kayısı. Ya hep bir hasat zamanları. Şu anda aklıma gelmiyor. Sizin o taraflar buğday. Buğday, mısır, ayçiçek. O değil de ya. Şu ayçiçeklerin büyümüş haliyle bir Edirne tarafına gidemedik ya. Ne hatırlıyorum o nikaha giderken hep böyle yeni yeni büyümeye başlamış. Küçüktü. O zaman tabii kıştı. Kıştan böyle hani şey yeni yeni büyümeye başlamıştı. Yani kış olduğu için şeyde ne ya bilmiyorum farklı yerler gitmek istiyordum artık ya. Ben o yolları mesela o çiçek tarla ayçiçekleri lavantaları görmek istiyorum. Seviyorum o doğayı ya. Anladım. Öyle. Farklı yerde ne bileyim. Seneye seni farklı yere götüreceğim. Seni ayçiçek olan bir yere götüreceğim, tamam? Ne zaman? Seneye deme. Gelmem. Ben Giresun'a gideceğim seneye. Seni Giresun'a götüreceğim. Digine götüreceğim seni. Giderim canım Giresun'a. Giresun'a gidilir. Aynen. Allah izin verirse bir dahaki sezon başında birkaç günlük. Orada şeylerimiz var ya, akrabalarımız var ya. Tabii. Arkadaşlarım var. Sen çocukları alır yaylaya çıkarsın. Ben arkadaşlarımla buluşurum. Sen çocuk bakarsın. Ne alaka ya? Sen çocuk bakarsın. Sen de mi geleceksin Giresun'a? Ben gelmiyor muydum? Yok, ben gidiyorum. Babam seni davet etti değil mi? Ben giderim. Bakayım nasıl damat bakıyorlar. Karlar. He? Karlar. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım nasıl damat bakıyorlar. Sadece böyle bakıyorlar mı? Babam seni alır yayla cenik gezdirir, ben sana söyleyeyim. Oturur arabanın önüne seni oraya gibi. Şurada şu meşhur bak, babamla yeme içme yerlerine gideceğiz. Tamam mı? Mesela yaylada hani geçen gün Ejder sana anlatıyordu ya. Bak Kümbet'te yediğin et buradakiyle alakası yok. Ömründe hiçbir yerde yemediğin et. Ya nasıl olacak şey o iş ya? Ben onu çok merak ediyorum. Nasıl olacak yani? Bu etin Kümbet'tekiyle normal etin ne oluyor yani? Şimdi oradaki doğal hayvan. Yani hiçbir yem yok. Hiçbir şey yok. Doğal yani beslenen hayvan. Böyle taze. Böyle var ya o lokum gibi dedikleri olan yani. Değişik yani. Anlarsın. Yarın şeye gidiyoruz. Nereye? Aa dur ben söyleyeyim. Murat abinin dur, babasının taziyesine gidiyoruz. Bak hatırladım, gördün mü? Saat 4'te gideceğiz. Çocukları da götüreceğiz değil mi? Ama Cem evine gidiyoruz. Ben çok merak ediyorum. Ben gittim de sen gitmedin. Ben çok merak ediyorum. Yok ama içine girmiyorsun ki, sadece yemekhanesine ben girdik. Ben gireceğim. Bakacağım. Ya merak için bakabilirsin de. Ben Cem evini burada duydum. Hiç bilmiyordum. Hatta bundan önceden hani bahsedecektim. Sonra bahsetmedim. Öyle yani. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim. Ya ben şimdi hani yanlış konuşmak istemiyorum. Kimse dışladım, ırkçılık, mırkçılık falan ya bir şey yok. Ben mesela Kürt olayını burada öğrendim. Kürt. Ha duyuyordum ama hani bilmiyordum. Süreliği de burada öğrenirsin. Öğrenmişsin. Süreliği de evet. Yani bizim hani bir böyle tek tük, o zaman ben Giresun'daki Afganlılar geliyordu. Ama mesela çok el tutuyorlardı onlara. Burada mesela hani çok olduğu için sahip çıkamıyorsun. Orada mesela bir tanesi ekmek alsan ağzında evet, kimle kim bir tanesi marketin önünde olsa bizim orada var ya hepsi. Sen bezini mi aldın çocuğunun, öbürü yemeğini falan, öyleydi ama artık. Yani çok övdü, oraya da gelirler şimdi. Orada da artık çoğalmıştır yani. Artık bilmiyorum, ben hatırladığımı söylüyorum ama çok bilmiyorum yani. Evet. Hani. Neyse bunlar bize aşan konular. Aşan konular ama benim her taraftan arkadaşım da var. Çok da iyi anlaşıyorum. Ne canım, biz hep doğullarla büyüdük. Ve mesela aynı mahallede Karadenizli de vardı, Kürt de vardı, hepsi vardı yani. Evet. Bizim burada İstanbul karışık yani. Çünkü hep.
Hep göç almış, hep göç almış. Karışık, herkes her yere yerleşmiş. Biz öyle büyüdük yani, herkesle büyüdük. Yani... Mesela o Türkmen arkadaşlarım var ya, daha bayramlaşma yapmadık biliyor musun? Şimdi hepimiz evinden, ben geçen de götürmemiştim, bilmiyordum. Herkes evinden şeker getiriyor. İşte büyük ablalarımızın elini öpüyoruz, onlar da bizi öpüyor, bayramlaşıyoruz. Sadece bayramlaşmak için bir araya geliyoruz. Şu kim anda... o? Tanımazsın ki. Aha, tanırsın. Şey vardı ya, Göktuğ'u sınavdan getirirken bizimle gelmişlerdi onlar. Ya insan olsun kardeşim, insan. Vallahi evet. İnsan olduktan sonra bunun şeyi yok ya. Hiç yok yani. Yok hiç. Yani. Ben seviyorum hepsini. Kötü her tarafta var. Bizim de kötümüz var. İnsan, kötü insan çok var yani. Var. Allah hidayet versin. Hep iyilik versin. Huzur versin. Bu parkın kapısını kapatmazlar değil mi? Çıkarız değil mi? Baksana herkes gidiyor. Yok canım, ne var? Allah. Ya ben böyle yerde hemen aklıma ne geldi? Küçük tüpüm geldi. Kahvem geldi. Canım kahve küçük tüp yapacaksan buraya mı geleceksin? Gelirim, ne var? Da sen de bir de şu baraja gitmek istiyorum ha. Gazi Barajı'na. Sen oraya gitmeye bayağı zaman var sanırım. Niye? Baraja gittin mi yakında? Hangi baraja? Sizin gittiğiniz yere mi? Ha, bizim gittiğimiz yere. Ben oraya hiç gitmedim ki. Hiç. Ya hiç derken daha yeni yapıldı zaten ya, oraya. Ya ben bak İstanbullu olmuşum ya. Sus ya. Bak ben iki kere gittim ya. Arkadaşım bile var orada oturan. Ey Allah'ım yarabbim. Sen git git. Sen heveslisin. Sen böyle biz tutmuşuz artık her yerinden. Değil mi? Sizin o fotoğraflarda baktığınız yerlerde biz her akşam takıldık. Tabii canım ya. Tabii ya. Hey gidi. Nereymiş benim fotoğrafına baktığım çok, ya? Çok çok okalayım. Nereymiş senin fotoğrafına baktığın i̇şte ya? İşte o Boğaz Köprüleri, Orta Köyler, Kız Köyleri falan filan. He, şuna var. Bizim hani... Şuna var. Ömründe bir kere gitmiş, hava atıyor bana. Kim, ben? He, sen. Hani resmini göster, var mı? Yok işte. Ben kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim yani. Hani öyle. Dün akşam Ümit'le biz. Ben geçen akşam bir tane maske yaptım. Dur o zaman da anlatayım. İnternette gördüm. Pirinç, iki kaşık pirinç, bir bardak suda pirinci haşlıyorsun ama pirinç böyle ezilene kadar soğutuyorsun. İçine bir kaşık yoğurt koyup karıştırıp maske yapıyorsun. Doğal botoks ve beyazlatma böyle. Sonra ben kendime sürerken Ümit dedim. Geldin sana da sürün dedim. Tabii Ümit. Bak güzelleşti. Öyle yapılır mı, böyle yapılır mı falan dedim. İstiyorum istemiyorum. Bak doğal yaptım. Doğal deyince tamam dedim. Neyse sürdüm. Sonra... Sütlaç sürdü suratıma. Yo, ben ne dedim, pilavlı yo. He, öyle bir şeydi. Sütlaç gibiydi. Ben Ümit'in... Senin dediğin şey gibi oluyor ama. He. Hani bana, ben burada büyümüşüm. Ben sana diyorum ki hiç kaleye gittin mi ya? Sen ne işin var kalede ha? Hani sen hadi göster bana resmini, göster kalede çekti. Bana öyle demiş göster, gibi oluyor. Göster, bana. Göster, yok işte yok yok. Ben daha çok eski İstanbul'da. Sonra... O maskeyi sürerken böyle eze eze benim böyle yüzüm bayağı gerildi, böyle kuruldu. Ümit dedim senin de oldu, bizimki çok... Ya ne alakası var, bu kendini öyle kandırıyor zaten. Bak diyor kurudu diyor, bak diyor nasıl diyor, gerdi diyor falan diyor. Lan suratına ne sürsen, yemeğe de sürsen o da zaten kuruyor. Su sür, kuruyunca zaten geriyor. Hayır. Her şey kuruduğu zaman burayı geriyor yani. Hayır, ben yani onu uğraşarak hani bu... yaptım ve ben... Beğendim, yine yapacağım onu. Olmamış demek ki, tutmamış. Oldu. Bana oldu, sana olmamış olabilir. Sonra aynen böyle konuştuk. Benim maskemi beğenmedi ya, bu laf etti ya. Dün akşam oturuyoruz. Senin kaz ayakların mı çıktı? Sen yaşlandın mı? Ben öyle diyor. Bu sene ben kırk diyor, mı oluyorsun? Gencim diyor, sen diyor yaşlısın. Ben diyor gencim, sen diyor yaşlısın demedim. Öyle diyor. Sen 40 mı oluyordun ya dedim. Ben de hani 32, 33 falan dedim. Aynı böyle dedi. Ya sen bilmiyorsun ki erkekler öyle geç yaşlanıyor. Sen şimdi... Bana dedi ki sen de 50 yaşına gel dedi. Ben 50 dedi, yaşına değil. Kaç yaşına 40'ı geçtim. Burada videoda diyecekler ki yanındaki teyze kim senin? Biz şimdi gençtik böyle, babamla falan böyle takılıyorduk. Ya baba sen de işte yaşlanmışsın falan filan işte. Keseceğim burayı. Daha genciz tabii böyle, 19'luk falan filan. Ya baba sen de yaşlanmışız falan. Bilmem ne şudur budur. İşte
öyle olmuş, buran kırışmış, saçın azalmış, bir şeyler olmuş falan. Saç konusuna hiç girmeyelim benim de öyle. Anam ondan sonra hepimiz çöktük, babam hala gepgenç duruyordu. Babanın önüne kadar saçları varmış. Ya her yeri var, her şeyi vardı. Bir şimdi bizi o böyle şey yapardı, saçıyla hava atardı böyle. Böyle şey yapardı saçıyla. Fırça gibi çok saçları hava varmış. Atardı. Onun da dişleri takma olduğu için ben de dişimle hava atardım böyle. Ses yapardım böyle dişimle. Hani onunkiler de takma diş olduğu için. Öyle şey yapardık şaka. Ama sonuç itibariyle adam hani 65 yaşında bizi gençti yani. Hani genç duruyordu. Aynen. Ya bir kadını ne süreci yıpratıyor biliyor musunuz? Çocuk. Beni de çocuk süreci yıprattı zaten. Çocuk süreci çok yıpratıyor. Hamileliği, doğumu ve desteksiz çocuk bakması çok yıpratıyor. İşte, dur gölge yapma. Benim daha bunlar daha doğmadan önce bir fotoğrafım var. Bir de doğduktan sonraki fotoğrafım var. Size o bir tane çocuk bakıyorlar da şey film çekmişler. Tek çocuk bakılıyor. Bunlar iki tane baktığında ikizi. Ama o senin sorunun yani tek İkiz çocuk, çocuk da bize baktığında. Göre. Ben var ya ben... Bir de şey yok mu şuna çok gıcık oldu. Ay benim çocuğum 5 çocuk kadar. Lan... Sana bir şey söyleyeyim iddia ediyorum. Gel bak, şu ikiz çocuğa bir bak da ondan sonra konuş. İkiz çocukta bak tek faktörü ne yoktu biliyor musun? Yanında mesela biri ağlayınca biri uyandırıyor muhabbeti yoktu. Göktuğ da sağlık sorunundan çok sıkıntılı bir çocuktu. Ben ondan çektim. Yani diyorsun ki aman canın yerinde ben olsun. Ben gene de Allah ikiz vermesin. Vermesin. Ama tek hamlede çıkıyor işte olay. Ya hiç öyle gerek yok. Sıra sıra olsun. Öyle olmaz. Çok zor. Ama ben sana şeyde çok üzülmüştüm. Ben böyle Göktuğ'la Göktuğ'un küçüklüğünü anlatıyorum. O kızların falan. Ben mesela Göktuğ'u çok sevdiğim. Bayrağı çıktı o hali falan. İmkanı diyor ki ben dedi hep dedi çocuk bakmaktan birine diğer çocuğa yetişmekten tabii. Hiç çocuk sevemedim dedi. Ana. O anda dedim bir tane çocuğumuz olsa sonra yok yani. Tabii canım onu tuttum unutuyorum unutuyorum ya da ikisini birden gezdireceksin. Her şeyi alırken de çift çift, her şey çift. Yani hiç şunu gel diyor yapamadım üç. Diyor mesela. Şimdi tek çocukla, büyük... tek çocukla birisi gelse o dolaba binse 50 lira verdi gitti. Biz 150 lira para verdik mesela. Hmm. Bak birisi gelse tek çocuğuyla beraber bindirdi. Tek çocuğuyla mesela 3 50... tane şeye bindirir. Ya diğeri gibi bir tane bindirdi 50 lira verdi gitti tertemiz. Biz şimdi 150 lira verdik de bindirdik yani. Evet onu düşünüyor. Öyle düşünmesi gerekiyor. Mesela Ümit dedi ki. Ben dedi bir tane çocuğumu kucağıma alıp bir market, bir bakkala gidip eline bir şalık hiçbir zaman çıkamadım. He. Hani onu ona o anda yediremedim. Ne yaptım? Ona yedir, buna yedir. Böyle yaşadım. Tabii. Tek oraya kaçıyor, teki buraya kaçıyor. O orayı karıştırıyor, bu buraya. Bir de bunlar çok şeyler de böyle. Hiperaktif. Hareketli. Hani sakin olsalar gene iyi de bir de üstüne üstlük çok hareketli. Yani hiç durmayan cinsten. Bari bir tanesi dursa tamam da ikisi de. Hiç durmayan tipten. Ya ikiz olur, evet. Sakin olur çocuk tamam mı? Sakin olsun tamam. Ama hem ikiz olup da hem hareketli. Yani her şey hiç mi durmazsın ya? Hiç mi uyumazsın? Hem uyumayanı hem bir de şey olanı. Bir o zaman aramızda çocuk konusu geçmişti. O zaman bunları konuşumuza da nikah falan da yapmamıştık herhalde. Ya olur olur falan diye böyle düşünmüştük ama yok ya biz... Rabbim olmayanlara versin. Rabbim tabii, isteyene tabii. Nasip etsin. Yok be ben o din filmi izlerken bile daraldım ya. Anne ne o? Ben hatta filmi ilk başta kapattım böyle 10 dakikada böyle. Ben izlerken devam ettim. Yok 10 dakikada falan kapadım ilerisine baktım dedim. Çünkü geldiler çocuk doğdu. O her şeye gülüş gülüş daldık. Ay aman 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 bebekle eve geldiler falan. Dedim ne bu? Çocuk bakmak bu değil ki dedim çocuk olması. Meğerse zaten evet. Filmin ilerisinde zaten kadın çocuk bakmaktan kafayı yemesi falan. Gibi durumlar var. Ondan sonra ileriden sonra geri geldim tekrardan. Yoksa evet. Öyle güllük gülistanlık değil. Çocuk bakması çok uğraştırıcı iş. Bir de ben iki tane birden büyütünce artık evet, zor ya zor. Yani böyle tabii ki travma olmuş böyle artık travma ama şeklinde. Desteksiz çocuk büyütmek çok zor. Tabii canım. Ben biliyorum şey ya Göktuğ'un şu insan bebeğin sırtı böyle uyuyor. Pişmiş çok güzel. Emziriyorsun yediriyorsun. Yatıcı artık daha salmış elini ayağını yatıyor. Çıt gözler açık böyle çıt. Hiç şey olmuyor. Bir de gülüyor. Bir de gülüyor uyandığı için böyle. Ya işte ben sonra ondan sen başlıyor mesela diyorsun ağlamaya. Ya dükkanda nasıl böyle uyuyorsun diye. Ben çocuk bakarken öğrendim onu.
Mesela diyordum ki az şunu bir 5 dakika salla, 10 dakika salla diyordum. Beni bir bırak diyordum mesela. 10 dakika uyuyorum böyle, kafam böyle hani. 10 dakika sonra hemen dene, çocuk bakmaya devam. Çok şükür bak şimdi tek baştan oynuyorlar. Normalde bak şimdi küçük olsa onun peşine koş, bunun peşine koş. Sabaha kadar salla, bir onu salla, bir onu salla, bir onu salla, bir onu salla. Ayakta, ay insanın ayak, bacağı. O ayakları uyuşuyor. Benim belki var ya, şu an belki ondan bacaktan sorun yaşıyorum ha. Vallahi ya sabah bir bak. Sallamalı bir şey yok muydu? Ya yok be, olmuyor, uyumuyorlar Göktuğ'un ya. Göktuğ'un ana dizi vardı. Babaannesi almıştı ana Çingene dizi. Çingene çadır madır her şeyi yaptık. Onda biraz ya. Duruyordu o azıcık. İnsan aldı, neler neler ünal aldı, neler aldık, neler yaptık. Yok, ayakta salla salla salla. Ondan sonra hatta ayağımdan kaldırınca uyandığı için ayağımda uyuyordum ki. Sonra bırakıp işe gidiyordum. Sonra gene geliyordum, gidiyordum. Geliyordum. Benim de mesela gözaltı morluklarım o zamandan kaldı. Peşine de zaten beynimden sıkıntı olunca baş ağrılarına gözaltımda hafif morluk onlardan var. Canları içinde olsun, yanımızda olsun. Bugünümüzde şükürler yavrularım. Olsun. Oy, ben sen çocuklarına çektim. Üçüne bindiremedin. Birer tane mi bindirdin? Ne edeyim, ne edeyim? Paran mı yoktu? Ne edeyim uşağım, ne edeyim? Ben bu kadar geliyor elimden, ne edeyim? Keşke daha çok gelseydi. Daha çok gelseydi, iki tane bindirse. Tabii ikinci en fazla bir çarpışına binerlerdi. Onu da dikkatini çekmedi. Çekseydi binerdi. Ya yok, bunlar artık böyle şey yaşını geçtiler de. Bak, şöyle oynamayı daha çok seviyorum ben. Az hayalleri ya, çekse o ellerindekilerle ne yapıyor. Ama onlar belli etmiyor. Biraz yakınlaştım. Bak sanki biz videoda konuşuyormuş gibi. O ellerinde bir şey. Onlar da çok mutlu bak. Ama bak o ellerindekiler de. Otur da git şuradan ya. Kamera çekeceğim. Ha şu anda netleşti, bakalım mı? Motoru geldi, bir şey geldi. O ellerinde ne, tül mü? Onunla bir oyunu kurdular kendine. Ne kadar motor geldi ya? Bunlar arkadaşsa ondan mı? Yok, bir de trend yok. Ne bunlar? Taşıma. Yakalayamadım sizi ya. He? Yakalayamadım Göktuğ'la sizi. Kamerayı açana kadar. Göktuğ ne yaptın sen? Top oynadı. Hayırdır birader, bir şey mi diyorsun? Bir şey olmadı abi. Öyle oynuyorlar diye yakalayamadım. Aa, kızlar güzel, Göktuğ yakışıklı olmuştur. Ben de hemen bir hazırlanayım. Hepinize selamlar, sevgiler. Evde azıcık çekmiştim de. Saat 11.00 dedik, hadi çoluğu çocuğu hazırla, bir parka bir yere gidelim dedi. Ben de tamam dedim. O bizi arabada bekliyor. Çocuklar da geliyor. Parka gidiyoruz. Biz nereye gideriz? Çoluğu çocuğu olanlar parka gider. Durur. Başka da bir şey yapamayız. Ne yapıyorsun? İyi, baksana Artvin'e ne güzel yapıyor. Artvin Şarşat'ta mı? Yusuf Eylül. Yusuf Eylül benim. Öyle işte. Evden çıktık. Mahallenin orada bir tane park varmış. Ümit'in aklına geldi. Oraya geldik. Öyle akşam hava alması. Sağda başa. Tabii ki. İyi yani. Sağda sakin. Var. Işık mışık var ilerlerde ama. Bilmiyorum. Burası değişik sanki bir. Bir park havası var. Değil mi? Bir spor alanı gibi. Şu merdivenleri şey, Giresun'da Atapark var. Ha evet. Onun orasına benziyor. Ben orada şuruyorsa. Hep kuşları sevmeye çalışıyordum. Kuşlar benden evet, kaçardı. Orada. Evet, Göktuğ. Kapşonuma bir şeyini yapmıştı. Söylemek istemiyorum. Evet. Tamam. Seni geniş alan. Bakalım neler var. Müzik var burada. Zaten burada böyle bir havuz var. Çocuklar biniyor. Bir de dönme dolap var.
Tren falan var ama çocukların çok seviyesine göre değil. Karar versinler. Dönme dolapsa jeton alın gidin de. 3 tane jeton aldı gel. Yo, oraya gitsinler, bindiririz zaten hemen. He. Yani. O zaman ben de gidiyorum. Çantam kalsın. İyi kalsın. Bırakma ama. Ufak çaplı dönme dolap bu. Ucuz bütçeli. Luna Park. Sığar binecek. Sığarlar mı? Olur mu bunlar buna? Ha, 3 tanesi bir şey. Anladım. Ben de şey, hepsi buna binemez ha. Vallahi. Teşekkür ederim. Ben de geldim. Ortaya gitmek yok. Tamam. Gidiyorum. Nerede? Ne? Az öyle yapmayın be. Allah çok da beni. Allah Allah Allah. Anne telefonun düşecek. Yapma. Sus be. Düşmez. Ay bu bana göre değilmiş. Ben buna niye bindim ki? Ben niye bindim buna? Ben bu tur deneyeyim mi? İndirmezler. İndirmezler değil mi? Baban nerede baban? Yok. Tepede bırakmasın bizi. Ben çok korkuyorum. Değil mi? Düşsek bir yerimiz kırılır bir saniyede. Zaten bir tek biz dönüyoruz. Gel gel. Gel gel. Çok zevkli. Amin sallanıyor. Heyecan. Alıştım. Aa geldi yine. Var bak. Hepiz gençler. Evet. Allah 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 Allah. Aa bana bir şey oluyor. 20 saat. Ay çok da yüksek değil ya. Ama bak sizi anne bırakmadım. Senin o bilmek istediğin şey yıldızlara kadar çıkan şu kadar yüksekteyiz işte. Ama ben alıştım. Baban nerede? Bak. Yüksekteyiz yani bayağı bir. Dönüyoruz. Kime selam verdik? Ben mi? Adam dedi, bin çocukların yanına dedi. Sevilay çocukları bindirmeye gitti ama gördüğüm kadarıyla o da binmiş galiba. Yok bunlar değil. Ya bunlarmış ya. Evet. İyi, benim telefon da iyi çekti vallahi. Karanlıktan. Hadi gideyim yanlarına doğru. Burada da çarpışan var. Şurada bir gölet gibi bir yer var. Kurbağalar var. Vırrak 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 sesleri geliyor. Görüyorum burada suyun üstünde de. Ay bir huylandım şu anda. Ümit buranın muhtarı gibi bekliyor. Muhtar mısınız beyefendi? Muhtar mısınız? Ümit. Akşama kadar çalıştım, bir de sizi dolaştırıyorum işte. Ya ışıkları ne güzelmiş onun. Değil mi? Tamir ediyorlar. Ama bugün hiç oturmadım ha. Yattın mı? Oturmadıysan yattın demek. Demek ki vitamin işe yarıyor ha. Değil mi? Valla vitamin beni dinlendirdi bugün. Ormanlara doğru gidiyoruz. Ümit bana diyor ki hiç de diyor bilmem demedin. Yine mi ya? Yine mi ya? Bir ışığını gördüm bir yerden de. Şu tarafta şurada. Çimler sulanıyor kendi otomatik ama gereğinden çok fazla akıyor su. Gondol. Göpü bindireceğim gondola. Biz nerelere gidiyoruz karanlıklara? Kocaman burası bence. Nereye gidiyoruz söyleyeyim mi? Ormanda kaybolduk. Vallahi. Şu anda şey gibi. İstanbul'un göbeğinde ormanda kaybolduk gibi. Şu an nereye gittiğimizi biliyorum. Nereye söyleyeyim mi? Dönerek ıslıyor böyle.
Ay, aşağıdaki yoldan gittik. Islanıyoruz. Hani su geliyor ya. Evet, şu an kamera bende. Ya bunun kokusu çok güzel ya. Bak burada daha çok var, iki tane anne. Anne görmedim. Sanki açlıktan yiyormuş gibi oldun. Yok ya, böyle kokmadım diye elimin içinde kokuldu. Açlıktan yiyormuş gibi oldun. Anne ben size kapatayım. Ben şu an kamera bende efendim. Dış ses olarak takılıyorum. Çiçek koparma tarafı. Böyle üstümüze başımıza su sıkıyorlar. Gördüm. Burası Gazi Parkı. Buranın daha ne tekin olduğunu bilmiyoruz. Tekin mi değil mi? Benim çekim de var. Her yeri çekiyorum. Dibinden çekmiyor, çok iri çıkıyor. Lan kamera neyse onu çekiyor işte. Ha öyle mi? Kamerada göründüğü gibi mi? Anne onu çok yakın çekiyor. Bu sefer yoldan geçiyor. Burada yakın böyle bir şeyler var. Anne çok yakın çekiyor. Sanki çok da lazım. Anne sen çek. Evet, burası biz Gazi Parkı'ndan şikayetçiyiz. Üstümüze başımıza su sıkıyorlar. Evet, yolumuzu kestiler. Ben zıplayayım mı? Şimdi daha böyle. Bak yap 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 bak. Ne arıyor orada? Bir şey var ama bir şey almaya çalışıyor. Fare mi buldu diyeceğim. Yok, bulamam. Üzerine geliyor. Rüya ne yapacak? Dönerek geliyor. Diğer çıksın, diğer taraftan dolaşsın. Çıksın arkasından dolaşsın. Altından mı geçti? Rüya sürekli. Bak dönecek. Sen de gel. Onu dönecek. Evet, tam sulama saatine denk geldik artık. Demek ki burası 10'a kadar falan aktif ya. He? Burası 10'a kadar aktif. Ya su geliyor ya. Deli deli hareket etmeyin. Hadi biraz ileride oynayın. Annemi de yakından çekme baba. Ya yakından çekme, uzaktan çekme. Ne? Zaten hep onu kendini çekiyor. Kendine çekiyor. Ne plajı var? Evet, biz buradan ıslanmadan nasıl çıkacağız? Çamur var. Bunlar kokuyor. Evet, biz normalde bitirmiştik de kapanış yapacakmış. Önleyince yapamadım. Kapan. Ya bu bunu kapan. Kapat. Bu olmadı. Kapandı. Düşsün de. Bunu gündüz atacakmış. Evet, yarın bir tane gündüz vlog'la sohbet yine oluyor. Ama senin saatin belli. Olmasın, sen niye böyle şey ki? Olsun, atasım var, yapasım var. Ayrıca gün normal saatinde atsın her zaman. Yok, hayır, yarın bir tane atacağım. Yarın pazar. Pazar kim ne eylesin seni? Gündüz bak, hafta içi olsa eylerse, tamam. Güzel eyler. Sonra da ikinci vlog olaraktan taziyeye gitmemi çekerim. Gelirim. Böyle bir videom olmuş olur. Ben bilmiyorum bu çocuğumu. Sen ne oldu bu Ayşe? Ne bileyim, burada parklarda marklarda kendimi şey görsün. Az önce motor geliyor. Aman diyor, devrile kalırsın oralarda diyor. Öyle işte. Evet, yaşlarla takıla takıla dükkanda. Mahmut amcaya dedim ki benim. Dedim, ona biraz takıldım da. Geldi. Orada karpuzu görmüş. Bana diyor karpuz aa, alalım. Dur karpuz nereden çıktı? Bana gönderdi. Nece verdiydi. Ben bir dilim yedim. Sonra orada duruyordu. Gönderdim ben de. Mahmut abi dedi karpuz alak, beni yokluyor, görmüş karpuzu. Ondan sonra ben de dedim ya valla çok yoğunum, o anda da başım dar, ben dedim karpuz sonra ye dedim, karpuz marpuz falan. Ondan sonra bir şey oldu, al dedim sana karpuz. Diyor ben onu diyor görmüştüm zaten diyor, bakalım diyor verecek miydi falan. Dedim sen benim dedim yeme dedim yemeğimi, ekmeğimi. Niye diyor? Niye? Dedim benim ekmeğimi yiyen bana düşman oluyor dedim. Seni döveceğim. Bu videonun dayak yiyeceğiz gibi geliyor bana şu anda valla. Benim düşmanım yabancı uğraşmıyor benimle dedim. Beni kim doyurduysan, burada kimlere ne ziyafetler verdim ben, ne doyurdum. O kendim doymadım. Onların arasındaki olan bir diyalog. Kendim doymadım. Doysaydım. Yedirdim.
gittim bir daha kendime yedim mesela hani. Yok bu bana kadar demedim yani kimse. Hani bu işte. Buradaki bana kadar ben ye afiyet olsun ye. Hatta aç kaldım gittim gene yedim mesela. Öyle yedirdim ama hepsi düşman oldu. Dedim benim dedim yiyen dedim kişniyor dedim. Kişniyor benim lafım bu arada. He. Ondan sonra dedim Mahmut amca eğer dedim soğuk bir içecek alırsan bana dedim ben kişlerim dedim. İstersen dedim. Muhabbetler hemen. gitti aldı geldi hemen. Benim de kankam bugün. Alan bir de gitti gelmedi. 10 dakika oldu. Yok dedim ulan ne oldu bu? Parası mı yoktu acaba dedim. Meğerse şeyde Suna bir de markette sıra varmış. Ulan diyorum sanki bedava dağıtıyorlar diyor. Bak Erkan bakkalda nasıl hemen gelirdi. Orada... O ters o herkesi şey yapmıyor. Değil mi? O ters o da. Uygununu almışlar. Herkes onu kazıklıyor ben anlamadım hesapta. Ona gittim bu beni kandırdı. Ona gittim bu beni kandırdı. Dedim sana kadar yok mu dedim kandırın. Benim de kankam bugün iki aya gitti Bayrampaşa tarafına. Sonra kayınvalidesine gitti. Akşam da Şarköy'e gitti Ebru. Yazlığa. Yarın döner. Öyle. Bunu ne zaman ne saatte atarım bilmiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Kadının gücü. Bak kozularıma nasıl kuvvetliyim. Dil sürçmemiz falan olduysa affola. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yani sonuçta biraz doğaçlama ilerlediği doğaçlama, için doğaçlama bir de şaka maka falan öyle yani yoksa ciddi değil yani ciddi oldum biliyorsun. Ciddi konuşuyorum ciddi. Açıklama yazıyorum. Ne yapıyorsun? Ne gerekiyorsa söylüyorum. Baba. Allah Allah. Bu bana vurdu tepkim kattı. Ben sana hiç vurdum mu? 20 kattı tepkim kattı. Ben sana hiç vurdum mu? He? Ben sana hiç vurdum mu? Canım tehlikede diye başlık atarım. İyi oldu görüşmek üzere.